Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Tactic Force videosuna ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Tactic Force ile ilgili bir hikaye paylaştılar Tactic Force Instagram hesabından ve diğer hesaplardan. Oyun modlarının hazır olduğuyla ilgili bir görsel. Şu an arka planda da görüyorsunuz zaten screenshot'ını. Size bu modlar hakkında hani daha önce başka oyunlarda gördük mü, görmedik mi, nasıl bir oyun modları, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Kendi bildiğim bilgiler dahilinde, eğer sizin de söylemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Arka planda görmüş olduğunuz üzere şöyle sırasıyla gitmek istiyorum. İlk sırada Tümü adında bir sekme var. Oyun büyük ihtimal CSGO tarzında, hani maç bulma olarak siz oynamak istediğiniz oyunu seçip başlatacaksınız. Hani lobby olur olmaz bilmiyorum ama sonuçta bir MMO FPS oyunu, lobby kesin olacaktır. İkinci sırada ise herkes tek modumuz var. Bildiğiniz üzere herkes tek modu, işte istediğiniz silahları seçip işte sadece bıçak, sadece tabanca, atıyorum sadece taarruz, sniper gibi ya da normal modlar gibi modlar seçip oynadığımız herkes tek modu. Herkes tek yani, belli zaten. Sabotaj rekabet maçlarının olmazsa olmazı ve birçok MMO FPS oyunda görmüş olduğumuz oyun modu. Sabotaj bir grup, atıyorum terörist grubu, bu oyunda büyük ihtimal force grubu olacak. Terörist grubu bombayı kurar. Anti grubu, yani taktik grubu ise bombayı çözer. Ya da bir takım tamamen yok olduğu zaman maçı diğer takımdan, sağ kalan kişilerin kaldığı takım maçı kazanır. Bu oyun modu böyle zaten biliyorsunuz. Takım maçı bildiğimiz team deathmatch. Bunda da silahları sınırlandırabiliyorsunuz. İstihbarat modu diğer oyunlarda görmediğimiz bir mod. Ama nasıl bir mod olacağı hakkında hani bilgim yok ama ufak bir tahmin yürütebilirim. Büyük ihtimal tek başımıza diğer takıma, yani diğer karşımızdakiler takım olur diye düşünüyorum. Tek başına karşındaki takımdan bir bilgi çalma gibi, istihbarat kaçırma gibi bir durum da olabilir. Takım takıma birbirinden istihbarat kaçırma gibi bir durum da olabilir. Öyle bir durum diye düşünüyorum. Eleme bildiğiniz üzere sabotajın bombasız hali. Yani bomba kurmak yok. Sadece bir takım diğer takımı tamamen bitirdiği zaman sağ kalan kişilerin olduğu takım gene aynı şekilde maçı kazanmış sayılıyor. Bölge koruma ise genellikle Türk oyunlarında aşina ve başka oyunlarda da aşina olmadığımız, Call of Duty'de genellikle ya da Warface'de gördüğümüz bir oyun modu kendisi. Bölge koruma, size bir bölge veriyorlar. Bu bölge, hani atıyorum 100 metrekarelik bir alan düşünün. Burası sizin base'iniz. Bu alanda doğuyorsunuz. İşte diğer alanı artık istila etmeye çalışıyorsunuz. Yani diğer takım sizin base'inizi istila ettiği zaman, belli bir dakika boyunca sizi baskı altında tuttuğu zaman o bölge istila edilmiş oluyor ve maçı kaybetmiş ya da kazanmış oluyorsunuz. Bu da böyle bir mod. Yani genellikle diğer Call of Duty tarzı oyunlarda gördüğümüz modlardan. Modlar hakkında söyleyeceklerim bunlar. Hani daha önceki videomda bahsetmemiştim. Neden bahsetmemiştim? Kesin bir bilgi yoktu hangi modların tamamen çıkacağı hakkında. Büyük ihtimal bu istihbarat çok yeni bir mod. Güzel olacağını tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.